Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2007 tanıtım kampanyası içerik olarak beğenilmedi. Çeşitli turizm dernekleri ve seyahat acentaları, Turkey logosu üzerinde bulunan T harfinin kaldırılarak yerine kollarını yanlara açmış insan figürleri kullanılmasını eleştiriyor. Bu yıl Türkiye tanıtım bütçesi için 120 milyon dolar ayırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007 tanıtım kampanyası içeriğinde çeşitli tanıtım filmleri ve afişler hazırlatıldı. Önümüzdeki günlerde Avrupa ve Türkiye'de turizm bölgelerinde dağıtımı yapılacak olan afişlerde kollarını iki yana açan insan figürleri kullanıldı. Tanıtım kampanyaları her yıl farklı firmalara yaptırıldığı için eleştiriliyor. Bu yılki tanıtım afişlerinde yer alan insan figürlü T harfi ne kadar başarılı olacak, bunu önümüzdeki turizm sezonunda göreceğiz. TÜRSAP Bodrum Başkanı Nasih Demir, tanıtım kampanyasına erken başlanmasını desteklediklerini ancak çalışma yapılmadan önce kendilerine danışılması gerektiğini vurguladı. TÜRSAP Bodrum Başkanı Nasih Demir, tanıtım kampanyasına erken başlanmasını desteklediklerini ancak çalışma yapılmadan önce kendilerine danışılması gerektiğini vurguladı. Demir, bölgesel komiteler oluşturularak fikirler alınmalıydı, afişlerde kullanılan insan figürünün Türkiye'ye turizm anlamında kazanç getireceğini düşünmüyorum, hiçbir şey ifade etmiyor, dedi. İki insan, bazı bu afişlerde tek insan, bazılarında iki insan kollarını açmış. Titanium biraz kopyası ve arkasında da örkey diye bir yazı. Yani bu hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu biraz araştırdığımız zaman bakıyoruz ki bu sene seçilen bir firmanın bu anlamda çok profesyonel bir şirket olmadığı karşımıza çıkıyor. Geçen sene farklı bir şirket, bir önceki sene farklı bir şirket, bu sene farklı bir şirket. Tabii ki bir strateji belirlenemiyor, bir hedef belirlenemiyor. Bu belirlenemeyince de tanıtım çünkü bir devamlılık ister. Bir strateji belirliyorsunuz, dersiniz ki ben 3 sene içinde şu aşamaya geleceğim. OECD ülkelerinde ya da Avrupa'da ya da işte Rusya'da ya da işte alternatif pazarlar diye tabir ettiğimiz Balkan pazarlarında ben 3 sene içinde Türkiye olarak PR'ımı, çünkü biz Türkiye'yi tartışıyoruz neticede. Ben şu hedefleri koyuyorum. Tanıtım şirketinden de onu istersiniz. Yani bir tanıtım şirketinin bir afiş yapması, bir resim yapması çok fazla bir şey ifade etmiyor. O ülkenin sosyolojisini çok iyi bilmesi gerekiyor. Sivil toplum örgütlerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Oradaki tüketicilerin eğilimlerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bodrum Turist Rehberleri Derneği Başkanı Neşe Gökbel de yazıyla insan figürlerini karıştırmanın Türkiye'nin imajına katkı sağlamayacağını ifade etti ve yazı bozukluğu var, ne olduğu anlaşılmıyor, dedi. Tabii daha önceki çalışmalarla da mukayese ediyorum. Ama ilk yaklaşımda böyle bir şey, logo, böyle bir tarif kendimle beni çok şey yapmadı. Yazıyla insanı bu kadar karıştırmak, beklenilen imaja katkı yapacağı kanaatinde değilim. Özellikle bir de...